Ben Can Aksu, Sensmor'un kurucu ortaklarındanım. 2014 yılında ODTÜ Metalürji Malzemeden mezun oldum. Ondan sonra da çeşitli firmalarda, çeşitli görevlerde yer aldım. 2018 yılındaysa bu kardeşimin kurduğu girişime katılarak girişimcilik serüvenine başladım. Bizim ilk hikayemiz açıkçası Parkinson'dan başladı. Parkinson hastalarının bilirsiniz bir el titremesi vardı. Bu el titremesini ölçüp, anlamlandırıp doktora raporlayacak bir sistem kurmaya çalıştık biz. Ama sonrasında bunda ticari tarafta pek başarılı olamadık. Sonra aynı donanımı aldık ve şurada gördüğünüz gibi bir kutunun içerisine yerleştirdik. Sonra çeşitli modifikasyonlar yaptık ve bunu arkasından pazara sunduk. Pazara sunduğumuz ilk ay içerisinde müşterimizi bulduk ve ilk müşterimiz de global bir firmaydı. Mitsubishi Elektrik. Onlara satış yapınca anladık ki doğru yoldayız ve sonrasında bu projeden devam etme kararı aldık. Bizim amacımız imalat hatlarındaki duruşların önüne geçmek. Biz şurada gördüğünüz iki sensörümüzle beraber makinaların titreşim ve sıcaklık verilerini topluyoruz ve potansiyel hatalarını müşterilerimize söylüyoruz. Bu sayede bu potansiyel hatalar, arızalar, katastrofik bir duruma yol açıp üretimi durdurmadan onlara müdahale imkanı tanıyoruz. Bu sayede sistem işlemeye devam ediyor. Onlar da sorun çıkmadan hem siparişlerini yetiştirebiliyorlar, hem kayıp zamanı azaltıyorlar, hem de yedek parça maliyetlerini aşağı çekiyorlar. Bu bizim Infinity ürünümüz. Sahada bu mobil olarak sizin titreşim ölçümü almanıza yarayan cihazımız. Şans eseri kestirimci bakım hizmeti veren bir firmayla karşılaşmış. Amerikalı bir rakibimizin böyle kocaman el terminalde, kablolu, ağır, pahalı, pahalı derken bu dolar cinsinden 5 haneli rakamlarla ifade edebileceğim rakamlarda bir cihazla beraber gitmiş. Sahada ölçüm alıyorlarmış. Bizim partnerimiz de şans eseri rast gelmiş. Ve oradaki bir mühendis demiş ki ben iki cihazı kıyaslamak istiyorum. İkisi beraber ölçüm aldığında yani bu cihazla o on binlerce euroluk cihaz aynı sonuçları verdiğini görmüşler. Alınca 700 dolara sattığımız cihazımız on binlerce euroluk cihazla aynı sonucu vermiş. Ve bu gerçekten sahada benim en çok hoşuma giden hikayeydi. Ve evet bir şey başardık dedik. On binlerce euroluk bir cihazın yurt dışından gelen bir rakibin ürününe biz rakip bir ürünü 700 dolar gibi bir fiyata sunabildik dedik. Kardeşim ilk başta dediğim gibi sağlık tarafıyla başlamıştı. Biz de bu sağlık tarafındaki projemizi TÜBİTAK'a sunduk. TÜBİTAK'a sunduğumuzda sağ olsunlar projede bir gelecek gördüler ve ekibe de inandılar. Bizi desteklediler. Bunun öncesinde de Proline Ventures'tan aldığımız bir yatırım vardı. Sağ olsun onlar da yine üründen çok ekibe bize inandıkları için desteklemişlerdi. Bu şekilde bir başladık. Girişimizi yaptık. Sonrasında ama sağlık tarafında her yeri gezmemize rağmen satış yapamadık. Bir likit akışı sağlayamadık. Ve artık dedik ki bu böyle olmayacak. Değiştirelim. Kardeşimin aklına gelen bir fikirdi. Bunu böyle bir kutuya koyup kablosuz ivme ölçer olarak satmak. Böyle deneyelim dedik ve İTÜ'nün içinde bir tane fuar vardı, bir öğrenci etkinliği. Öğrenci etkinliğe de Mitsubishi Elektrik'ten iş geliştirme müdürü ailesiyle beraber kampüste böyle gezmeye, piknik yapmaya gelmişken bir de fuar varmış, burayı da gezeyim diyordu oğlunun elinden tutarak. Geldi böyle bir şey bana da lazım dedi. Kartını verdi, maili attık. Bir süre sonra da ilk satışımızı onlara gerçekleştirdik ve ilk satışımızın arkasından ürünümüzü yine global bir firma olan Dr. Oetker'in üretim hattında test ettiler. Bu şekilde başladık ticarileşmesi. TetArge'yi güzel bir vitrin olarak görsünler. Çünkü kazanacakları ödüllerden ziyade yapabilecekleri potansiyel satışlar müşterilere burada. Burada göz önüne çıkabilecekler. Bilinirlik her şeydir. Sizi insanlar ne kadar çok biliyorlarsa o kadar çok güveniyorlar. Ve ne kadar iyi ürün tasarlarsanız tasarlayın piyasadaki bilinirliğiniz düşükse eğer o ürünü maalesef satamayacaksınız. Her şeyden önce network oldu. Burada tanıştığımız insanlar oldu. Bunların aracılığıyla yaptığımız satışlar oldu. Bunların da ötesinde bize yol gösterebilecek bazı insanlarla tanıştık. Bize yani kısacası en önemli katkısı network oldu.